Artık aldehitleri ve ketonları nasıl adlandıracağımızı biliyoruz ve bu videoda ise size bunlardan bir tane oluşturacağımız bir mekanizma göstermek istiyorum. Detaya inersek, keton oluşturacağız diyebilirim. Evet, diyelim ki bir benzenimiz var ve bu tepkimenin ilk adımında benzen öylece duracak. Tam yanına asetil klorür çizelim. Yani neredeyse bir aldehit veya keton gibi görünüyor ancak karbon zinciri veya hidrojen yerine tam burada bir klor atomumuz olacak. İşte buna asetil klorür diyoruz. Bazen açil klorür de denilmekte. Şimdi bunun da yanına bir alüminyum klorür katalizörü çizelim. Katalizör dediğimizde tepkimeye katılan ancak tepkimeye girip yine aynı molekül olarak tepkimeden çıkan bir yapıyı kastediyoruz. Yani tepkimeyi sadece katalize ediyor, ortadan kaybolmuyor. Sadece yolun yarısında değişiyor ama sonrasında ilk başladığı haline geri dönüyor. Evet, şimdi alüminyum klorürümüzü çizecek olursak şöyle 1, 2, 3 klor ve ona bağlı olacak. Şimdi bu tepkimenin ilk adımını bu asetil klorürü iyi bir elektrofile dönüştürmek yani elektronları yakalamada gerçekten iyi olan bir şeye dönüştürmek olacak. Bu konuda o kadar iyi olacak ki benzen halkasının aromatikliğini bozabilir ve kendisini benzen halkasına ekleyebilir. Bu aslında elektrofilik aromatik sübstitüsyonda gördüğümüz mekanizmanın aynısı. Her halükarda çok benzer bir mekanizma. Aslında bu videoda göstereceğimiz şey Friedel-Crafts açılasyonu. Çünkü buradaki gruba açil grubu deniyor ve bu tepkimede benzen halkasını açilleyeceğiz. Yani bu grubu benzen halkasına ekleyeceğiz. Evet, neler olacağını yeterince söyledik. Şimdi bunu aksiyonda görelim. İlk fark etmemiz gereken şey bu alüminyum klorürdeki alüminyumda elektron eksikliği bulunuyor. İlk olarak şöyle periyodik tabloya bir bakalım. Klor tam şurada. Oldukça elektronegatif. Alüminyum da aynı periyotta ancak klor daha sağ tarafta yer aldığından daha elektronegatiftir. Bu yüzden klorlar bu moleküldeki elektronları elinde tutacak. Klor elektronları elinde tutacağından alüminyumun kısmi pozitif yükü olacak. Klorların ise biraz kısmi negatif yükü olacak. Şimdi alüminyumu 3. grup elementi olarak görüyoruz. Yani 1, 2 ve 3 ve bu yüzden de 3 değerlik elektronu var. Şurada da gösterecek olursak 1, 2, 3. O meşhur 8 rakamına yakın hiçbir durum yok. Bu klorlarla kovalent bağ kursa bile yalnızca 6 elektronu varmış gibi davranabilir. O yüzden bizim meşhur 8 rakamına yaklaşması için gerçekten daha fazla elektrona sahip olması lazım. Şimdi durumu şöyle hayal edebilirsiniz. Asetil klorür üzerindeki bu klor karbondaki yeşil elektronu kendinde tutuyor. Zaten bunu yapıyordu çünkü daha elektronegatif. Şimdi buradaki elektron alüminyuma gidecek ve böylece klorürle arasında bir bağ oluşacak. Tabii bu gerçekleşince tepkimemiz neye benzeyecek? Her şey nasıl görünecek? Şöyle yan tarafta başlayalım. Alüminyum klorürümüz, daha doğrusu ilk başta alüminyum klorür olan yapı bir elektron elde etti ve bu şekilde başka bir klorla arasında bir bağ oluşturmuş oldu. Şöyle ekleyelim. Tabii alüminyumun bir elektron elde etmesiyle artık eksi yükü oluyor. Normalde eksi yüklü bir şey o kadar da kararlı değildir. Ancak bu gördüğümüz arkadaşlar elektronegatiftir. Bu yüzden bu eksi yükün çoğunu kendilerinde tutabilirler. Her şeyin ötesinde buradaki alüminyumsa artık 8 elektronu varmış gibi davranabilir. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir yapıyla kovalent bağ olduğunda onların elektronlarına da sahipmiş gibi davranılabilir. Şimdi alüminyum klorürden oluşan bu anyonumuz var ve asetil klorür şu şekilde görünecek. Önce ekranı biraz kaydırayım, evet. Tabii çizmeden önce şunu bir belirteyim. Tepkimenin artık bir sonraki adımındayız. Şimdi ilk başta asetil klorür olan şey artık klorürünü kaybetti ve şimdi ise sadece bir açil grubu. Şöyle çizmeye başlayayım. CH3C yani bir metile bağlı karbonilimiz var. Tabii buradaki karbon elektronu kaybedince artı yük elde etmiş oldu. Aslında bu o kadar da kararlı bir molekül değil. Oldukça reaktif olduğunu göreceğiz. Aslında çok iyi bir elektrofil. Diğer moleküllerin elektronlarını almak istiyor. Ancak kısa bir süre için var olabilir. Çünkü rezonans kararlılığı söz konusu. Peki
nasıl kararlı bir rezonans var? Şimdi buradaki oksijenin daha önce çizmediğim iki elektron çifti var. İkincisini farklı bir renkle yapayım. Evet, oksijenin iki tane elektron çifti bulunuyor. Aslında durumu şimdi hayal edebilirsiniz. Bu karbonun hali hazırda artı bir yükü var ve oksijende daha fazla elektronegatif. Yani elektronları elinde tutuyor. Tabii belki biraz geri vermek isteyebilir. Çünkü burası artı yüklü ve tüm bu elektronlar burada takılıyorlar. Ve elbette artı yüke doğru çekilecekler. Böylece bu elektronlardan birinin karbona geri verildiğini hayal edebiliriz. Ve bunun gerçekleşmesinin ardından diğer rezonans formu şöyle görünecek. Önce ilk molekülümüzü çizelim. Çift bağımız aynı, bu şekilde kalıyor. Buradaki elektron çifti ise diğer çift bağımızı oluşturacak. Yani bu elektron oksijenin tarafında yer alırken diğer elektronsa karbonun tarafında yer alıyor. Böylelikle üçlü bağımız ortaya çıkmış oluyor. Bu arada çizimimde açıl ve rezonans yapıları biraz eğik gibi görünse de aslında bu iki yapı da lineer. Peki, şimdi durum ne? Bu artı yüklü karbon bir elektron alarak artık nötr hale geliyor. Nötr olan oksijen ise bir elektron kaybetmesinden dolayı o da artı yük kazanmış oluyor. Tabii bu yapı çok kararlı değil. Yani bu yapının böylece kendi başına durduğunu göremezsiniz ama konfigürasyonun bütününü yani bu molekülü kararlı hale getiriyor. Bunları da alternatif olarak rezonans kararlılığı olan yapılar diye düşünebiliriz. Ama az önce dediğim gibi bunlar çok da kararlı değil. Özellikle buradaki gerçekten tepkimeye girmek istiyor. Ve benzenin de bu yapıya katılacağı yer burası. Aslında şuraya küçük bir sınır çizelim. Böylece bunu tepkimemizin ayrı bir aşaması olarak görebiliriz. Bu ilk aşamaydı. Şimdi benzeni işin içine ekleyelim. Önce benzen halkamızı şuraya çizelim. Şimdi bu karbonlara bağlı olan hidrojenlerden birini şöyle ortaya çıkaralım. Tabii diğer karbonların da bir hidrojeni bulunuyor ama kafa karıştırıcı olmaması için hepsini çizmeyeceğim. Yukarıdaki şu arkadaş aslında iyi bir elektrofil. Tabii bir benzen halkasından elektronları çekmek, aromatikliğini bozmak için gerçekten iyi bir elektrofil olmak lazım. Şimdi burada doğru açıdan bir çarpışma yaşanırsa durumu şöyle hayal edebilirsiniz. Bu karbona bağlı bu elektron bu açil grubu tarafından alınacak. Şimdi bunun sonucuna bakalım. Evet, önceden benzen halkası olan yapıyı buraya çizelim. Çift bağlarımız burada. Tabii aynı şekilde bir hidrojenimiz bulunuyor. Şimdi eskiden burada olan çift bağ artık açil grubuna bağlı. Açil grubunun aldığı mavi elektron şu. Şimdi açil grubunu çizelim. Tabii bunu ters döndüreceğim ki metil grubumuz sağ tarafta olsun. Evet, karbonilimiz şöyle, metil grubumuzsa hemen altta. Artı yüklüydü ama bir elektron almasıyla artık nötr hale gelmiş oluyor. Buradaki karbonsa elektron kaybediyor. Bu yüzden onun da artık artı yükü oluyor. Evet, alüminyum klorürün katalizör olduğundan bahsetmiştik. Bu yüzden sadece bir anyon olarak öylece durmayacak. Tekrar alüminyum klorür olması lazım. Şöyle kopyalayıp yapıştıralım. Evet, alüminyum klorürü buraya getirdik. Benzen halkasının yeniden aromatik olma istediğini düşünebilirsiniz. Şimdi hidrojendeki bu elektron belki bu karbona yani karbokatyona geri dönmek isteyebilir. Aynı zamanda bu anyon doğru açı ve doğru zamanda hidrojenin yanına geçerse buradaki klor bu yeşil elektronunu bu hidrojen çekirdeğine yani protona verebilir. Ardından hidrojenin elektronunu da bu eskiden karbokatyon olan yapı alabilir. Peki durum şimdi nasıl oldu? Benzen halkamızın yeniden düzenlendiği bir durum karşımıza çıkıyor. Halkanın aromatikliğini yeniden elde etmiş olduk. Evet, bu iki bağımız zaten buradaydılar. Buradaki çift bağımızsa yeniden oluşuyor. Tabii bu kez hidrojenden alınan elektronu kullanıyor. Böylece bu hidrojeni buradaki açil grubuyla yer değiştirdik. Şöyle yukarı kısmı çizelim. Karbon çift bağlı oksijenimize bağlı ve metil grubumuz da şurada. Tabii bu alüminyum ya da bu anyon buradaki elektronu kaybediyor. Bu yüzden şöyle şuraya bir alüminyum klorür çiziyoruz. Yani nötr ve elektron eksikliği olan bir alüminyum klorürü geri getirmiş oluyoruz. Ve işimiz bitti. Bu benzen halkasını açilleştirdik ve bu yüzden bu mekanizmaya Friedel-Crafts açilasyonu deniyor. Bu ismi bir yazalım. Crafts aslında MIT yani Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü'nün eski başkanı. Aslında doktorası yoktu ama Friedel-Crafts alkilasyonunu ve bu Friedel-Crafts alkilasyonunu keşfettiğinden dolayı MIT başkanı oldu. Evet, bu videoda size keton oluşturma tepkimesini göstermek istedim. Yani oluşturduğumuz bu keton asetofenol. Daha önce gördüğümüz gibi bu molekülün yaygın adı. Şöyle altına morla yazayım. Asetofenol.